hizmete girdiğinde dünyanın en büyük yolcu gemisiydi. Batmayacağı iddia ediliyordu. Gösterişli yolculuk Atlas Okyanusu'nun derinliklerinde son buldu. 15 Nisan 1912'de buzdağına çarparak batan Titanic'in trajik hikayesi, Büyük Deniz Faciası olarak tarihe geçti. 269 metre uzunluğundaki buharlı yolcu gemisi Titanic, 10 Nisan 1912'de İngiltere'nin Southampton kentinden ilk kez demir aldı. ABD'nin New York şehrine gitmek üzere 2224 yolcu ve mürettebatla yola çıktı. Yolculuğunun 5. gününde gece saatlerinde bir buzdağına çarptı. 2 saat 40 dakika içinde Atlas Okyanusu'nun buzlu sularına gömüldü. İkiye ayrılarak batan gemide 1500'den fazla kişi hayatını kaybetti. Yardım çağrılarına yanıt veren Carpathia adlı yolcu gemisi filikalardaki 705 kişiyi kurtardı. Kazadan kurtulan en küçük yolcu 9 haftalık Milnimna Dean'di. Bir çuval içine koyularak kurtarılmışım. Annemin tek anlattığı şey bu. Abim de oradaymış ama onu bulamamışlar. Daha sonra kurtarıldığımız gemide bulunmuş. Dean 2009 yılında 97 yaşında hayatını kaybetti. Titanic'e binmek üzere bilet alıp gemiye binemeyenler de vardı. Onlardan biri de tıp profesörü, bilim insanı Besim Ömer Akalın'dı. Akalın, Washington'da gerçekleşecek konferansa Osmanlı Devleti'ni temsilen katılmak üzere Titanic gemisinden bilet aldı. Fakat olumsuz hava koşulları sebebiyle gemiye yetişemedi. Titanic'in enkazının yeri kazadan 73 yıl sonra tespit edildi. 1985 yılında yapılan araştırmalarda dev yolcu gemisinin enkazına 3657 metre derinlikte ulaşıldı. Enkazın fotoğrafları çekildi, alınan parçalar incelendi. Bozulmadan kalan birçok kişisel eşya da çıkarılarak sergilendi. Yapılan son incelemeler enkazın yok olma riskiyle karşı karşıya olduğunu gösteriyor. Gemiden kalan demir yığını sualtı bakterileri tarafından yeniyor, dağılan parçalar dalgalarla taşınıyor. Büyük bir ekosisteme ev sahipliği yapan geminin 10 yıl içinde tamamen yok olacağı tahmin ediliyor.